30 Temmuz Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız TRT1'e katıldığı bir canlı yayında fındık fiyatını bu sene Ordu ilinde açıklayacağızla alakalı bir beyanda bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımız eğer aksi bir durum olmaz ise 30 Temmuz Cumartesi günü inşallah Ordu'ya ziyaretleri olacak ve fındık fiyatını burada açıklayacak. Tabii bu üreticiler olarak, üretici temsilciler olarak bizi heyecanlandırdı. Çünkü Ordu'ya gelip fiyat açıklayacak olması inşallah beklentilerin üzerinde bir fiyat açıklayacağı tahminleri artık ortalıkta yükselmeye başladı. Dolayısıyla ben Sayın Cumhurbaşkanımızın Ordu'ya gelip açıklayacağı fiyatın inşallah üreticiyi tatmin edecek, üreticinin ürününden alnının terini, elinin emeğini karşılayacak bir fiyat olacağını düşünüyorum. Yine buna bir ışık olması bağlamında da yapmış olduğumuz analizler sonucunda fındık maliyet fiyatını 44 TL olarak belirledik biz Altınordu Ziraat Odası olarak. Bunun üzerine enflasyonu da göz önüne alırsak %50 oranında bir geçim payı ekleyerek fındığın en az 60-65 lira bandında bir fiyata oturması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten biliyorsunuz biz Altınordu Ziraat Odası koltuğuna oturduğumuz günden beri de fındığa milli bir politikanın oluşturulması, %80'i ihraç edilen bir ürünün satış fiyatı üzerinden bir karşılığının taban fiyatı olarak belirlenmesi ve o günkü Türk lirası üzerinden karşılık görmesiyle alakalı fikirlerimizi beyan etmiştik. O gün tespit ettiğimiz ve kamuoyuyla paylaştığımız dolar 3,5 dolardır. 3,5 dolar karşılığı Türk lirası taban fiyat açıklanması gerektiğiyle alakalı fikrimizi ve düşüncemizi tekrar beyan ediyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız bu yapmış olduğumuz çağrıyı dikkate alacak ve üreticiyi hakikaten sevindirecek bir fiyat açıklayacak temennisindeyiz. Yine ayrıca ürüne üreticiler olarak bizim sahip çıkmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 30 Temmuz Cumartesi günü Ordu'ya gelişinde bir fırsat bilirsek, orada oluşturacağımız bir kalabalık, orada oluşturacağımız bir birliktelik, fındık fiyatlarının belki de hak ettiği değeri veya bir tık üstünde açıklanmasıyla alakalı bir yaptırımımız olabilir. Ben buradan bütün üreticilerimi o gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklama yapacağı alana davet ediyor ve birlikteliğimizi, tek ses olduğumuzu, tek yürek olduğumuzu bir kere daha göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. Buradan bütün üreticilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Başka da bir soru sorayım.